Bu Air Jordan 1 Low Travis Scott Reverse Mocha. Ve bugün bunu inceliyorum. Hadi başlayalım. Evet, bu ayakkabı gördüğünüz gibi Travis Scott Jordan 1 Low Reverse Mocha. Ve bu ayakkabı 150 dolar, Türkiye'de 3200 lira olarak piyasaya çıktı. Bu arada TopKicks.tr sayfasına çok teşekkür ederim ayakkabıyı sağladıkları için. Eğer Resell'den almak istiyorsanız, yani piyasaya çıkış fiyatından 3200 liradan Türkiye'de alamadıysanız, şu anda tekini tuttuğum için 15 bin liraya, çiftini tutunca 30 bin liraya bakıyorsunuz. Size bunu söyleyebilirim. Ayakkabı 3 renk bağcıkla beraber geliyor. Bir de kendinde olan bir bağcık var. O da 4. bağcık, yani toplamda 4 bağcıkla beraber geliyor. Bağcıklar çok kaliteli. Nedense şu an onu fark ettim. İnanılmaz kaliteli bir bağcığı var. Böyle derimsi bir bağcık. Böyle bir ayakkabı içinde bence bağcık kalitesinin de yüksek olması gerekiyor. Keşke deri kalitesini de öyle yapsalar. Ayakkabının burun kısmında ve yan kısmında süet kullanmışlar. Güzel bir süet, kaliteli bir süet. Ama keşke kullanmasalarmış. Çünkü süet ayakkabılarının bakımı derilere nazaran daha zor oluyor. Ve böyle pahalı bir ayakkabıda ben süet olmamasını tercih ederdim. Ama ben yapmadığım için benim bir söz hakkım yok. Sadece yakın arkadaşlarına ve ailesine verdiği şeyler de dahil olarak herhalde 24'ten fazla modeli varmış bu arada. Onu öğrendim. Bayağı fazla varmış. Bu da onların en sonuncusu, en sonuncu piyasaya çıkanı. Air Jordan 1 Low, Travis Scott OG Reverse Mocha. OG'yi ben ekledim galiba. OG modelin isminde yok ama OG görünüşünde var. Travis Scott ilk Air Jordan 1 modelini çıkarttığında, yani bunu çıkarttığında çok fazla kahverengi ayakkabı yoktu. Onu çıkartmasından sonra hem kahverengi ayakkabıların popülerliği çok arttı, hem de Travis Scott ayakkabılarına olan istek de çok arttı ve bu hype'tan dolayı şu anda bu ayakkabı 30 bin liraya resell olarak satılıyor. Yani tek alındıktan sonra tekrar satılmasına resell deniyor. Tekrar satılıyor 30 bin liraya. Güzel ayakkabı. Yalan söylemeyeceğim. Hoşuma gidiyor ama 3 bin liradan fazla verir miyim? Ben vermem. Size yalan söylemeyeceğim. Ben vermem. Ama güzel bir ayakkabı. Gerçekten giymek isteyeceğim bir ayakkabı. Hadi belki 4 bin lira veririm. Ama eğer ayda 100 bin lira kazanıyorsam 30 bin lira vermeyi belki düşünürüm. Ama ayda 100 bin lira kazanıyorsam bunun vergisi falan... Neyse, bunlara girmeye gerek yok. Çok güzel bir ayakkabı görünüş olarak ama yeterince para verebileceğim kadar güzel değil bence. Ayakkabının içi açıkçası yastıklaması yok çünkü Air Jordan 1 High'lara göre daha az yer var yastıklamanın için. Yastıklaması bu yüzden birazcık az ama zaten yazın daha rahat ve daha güzel giyinilebilecek bir ayakkabı olduğu için çok fazla da yastıklamaya ve doluluğa ihtiyacı yok bence. Bir Travis Scott ayakkabısına bu paraları verecek olsam Fragment Jordan 1 Low'a verirdim ya da Air Trainer'a verirdim. Çünkü onu daha çok beğeniyorum açıkçası. Bu da güzel ama o paraları verebileceğim bir ayakkabı değil. Deri kalitesinden bahsedeceğim birazcık. Deri kalitesi çok iyi değil. Bunu size söyleyebilirim. Klasik Nike derisine benziyor. Sertlik olarak ve yandan baktığım zaman da. Bu ayakkabı benim için ilk 10'a girer ama favori Jordan ve Travis Scott collab'i değil. Yani işbirliği değil benim için. Tabii ki çok seveniniz olacaktır. Aynı zamanda isterseniz bir orijinal replika karşılaştırma videosu da çekmeyi düşünüyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Ayakkabının iç kısmında narin bir şekilde kaktüs çiçek logosunu koymuşlar. Bunu bütün Jordan 1 Travis Scott'larda bunu koydular. Bence güzel bir detay. Aynı zamanda topuk kısmında bir tarafında Air Jordan'ın Wings logosu, bir tarafında da kaktüs çiçek logosunu görebilirsiniz. Dil kısmında yine kaktüs çiçek logosu. Bu sefer yazıyla olan logo var. Yan bir şekilde dikilmiş. Aynı zamanda brick beyaz üzerine kırmızı yazılarla yazılmış. Tuşu Fragment Jordan 1 Low rengiyle aynı gibi. Onu gerçekte görmediğim için bilmiyorum ama fotoğraflarda gördüğüme nazaran aynı gibi gözüküyor. Sadece onun iç kısmı bir tık daha pembe turuncu gibi bir renkteydi. Bunun normal beyaz bej gibi bir renk. Güzel bir süet kullanmışlar. Süeti korumak, deriyi korumak kadar kolay olmuyor. Ayakkabının yanında verilen 3 bağcık rengi haricinde bir de kendisinde olan bu bej rengi bağcık var. Ama keşke beyaz yerine veya ne bileyim kırmızı yerine, bence kırmızı en az gidecek. Gerçi o da gidermiş. Bence beyaz yerine pembe renk bağcıkla da bence bayağı iyi gidermiş bu arada. Bu fırsatı kaçırmışlar ama 30 bin liranız varsa bir pembe bağcık da alırsınız bence. Eğer almak istiyorsanız da TopKicks.tr. Ayakkabının taban kısımlarının içinde de bir tarafında Jumpman logosu var, bir tarafında da Travis Scott yazıyor. Ama yazı nedense ters yapılmış gibi. Aynı zamanda Jumpman logosunun olduğu yerde kaktüs çiçek logosu da var. Ayakkabının taban kısmı bej renginde. Üst kısmının beyaz olup hem swoosh'un hem tabanın vintage göründüğünde olması bence ayakkabıyı
renkleri ekstra bir güzelleştirmiş. Kırmızı da bence gitmiş bu arada. İlk Travis Scott Jordan 1'de kırmızı renk bağcık vermişlerdi yanında. Ben onu hiç beğenmemiştim. Çünkü kırmızı renkle bence gitmiyordu. Ama bunda kırmızı renk bağcıkla da gidebilirmiş bence. Ama ben kullanacak olsam pembe takardım. Taban kısmını göstereyim. Taban kısmında hiçbir değişiklik yok. Her zamanki normal Jordan 1 tabanı. Ama zaten bence değiştirmemeleri daha iyi. Ayakkabının yan kısmındaki bubuk kısmına dokunmak gerçekten bayağı iyi hissettiriyor bu arada. Eğer ayağımda olsa sürekli elim giderdi böyle dokunurdu. Bubuk kısmının yanında bence yanında kullandıkları deri kaliteli bir deri değil. Yani böyle üst düzey olması gereken bir ayakkabı. Bu ayakkabının olması gereken kaliteye yakışmıyor açıkçası. Ayakkabının iç kısmında da verdikleri yanında böyle bir ayakkabının sabitleyicisi var. Üzerinde ayakkabının numarası ve Jumpman logosu var. Onun dışında klasik Nike Air logosunu burada görebilirsiniz dilinde. Ve tabii ki ayakkabının yan kısmında koca bir Nike logosu var. Bu zaten Travis Scott'ın olmazsa olmazı ve bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi bence bu tuşu ters dikmiş olması ve kocaman yapmış olmaları. İlk Jordan 1'de de bence öyle. Çünkü farklı bir şey yapıldı ve popülerliği bu şekilde daha da arttı. Ayakkabının iç kısmında da klasik Nike swoosh'u var. Ama klasik Nike swoosh'u değil. Klasik Nike swoosh'u böyle. Şimdi bunun iç kısmına bakalım. Bir tık daha böyle eğimi farklı. Buradan görebilirsiniz belki. Bakın. Eğimi daha farklı. Jordan 1 OG low'larda bu iç kısmındaki swoosh bir tık daha farklı oluyor. Bu da böyle bir araya bilgi sıkıştırdığım incedim. Aynı zamanda iç kısmında Cactus Jack logosu var. Araya böyle sıkıştırılmış gibi. Bence güzel bir detay. Ki zaten Travis Scott'ın yaptığı bütün Jordan 1'lerde var. Ayakkabının topuk kısımlarında da bir tarafta Wings logosu, Air Jordan Wings logosu, bir tarafta da Travis Scott'ın kafasının olduğu logo var. Ben bunu da çok seviyorum ama iki tarafta da Travis Scott'ın kafası olması güzel olabilirdi. Ama bu şekilde de bence gayet iyi. Evet, peki gelelim. Bu ayakkabı sizce 30 bin lira eder mi? Ben açıkçası çok büyük bir gelirim olmadığı sürece bir ayakkabıya 30 bin lira veremem. Bunun koleksiyonunu yapıyor olup ve bunun benim için daha farklı bir anlam ifade etmesinin yanı sıra bu kadar büyük bir meblağ verebilecek maddi durumda değilim. Yani yakın zamanda da olacak gibi değilim. O yüzden olmamı istiyorsanız hemen kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Eğer raffle kazandıysanız ve satın alma hakkına sahipseniz ve aldıysanız alabilirsiniz, tebrik ederim sizi. Havadan bir 27 bin lira civarı kârdısınız. Eğer bunu alabilecek durumdaysanız Sapmixter'e hemen aşağı bıraktım zaten. Oradan alabilirsiniz. Aynı zamanda bunun replikasıyla karşılaştırma videosu yapmayı düşünüyorum. Eğer isterseniz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ayakkabı ama ben bu fiyatı verebilecek durumda değilim. Öyle bir durumda olursam verir miyim bilmiyorum. 30 bin lira şu an çok geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer geliriniz iyi bir seviyede olursa bu fiyatı verebilir misiniz veya verir misiniz? Yorumlara yazın. Bu şekilde inceleme videolarının da devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Everything that you try, you can never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Oh.